Herkese merhabalar. Tadım Tuzum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz patates mantısı. Aslında görüntü itibariyle mantıyla hiçbir alakası yok ama üzerine sarımsaklı yoğurt döküldüğü için gerçekten o mantının tadını verdiğini düşünüyorum. Ve tarife hemen geçiyorum. Tarifimiz için ilk önce oda ısısında beklemiş 3 adet yumurtanın üzerine yine dolaptan erken çıkarmış olduğum 1,5 su bardağı yoğurdu ilave ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu un. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 paket kabartma tozu. İsteğe bağlı olarak çok az olacak şekilde köri. Kırmızı tatlı toz biber ilavesi yapıyorum. Karabiber. Ve 1 çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde tuz ilavesi yapacağım. Şimdi bu karışımı pürüzsüz oluncaya kadar çırpıyorum. Karışımı güzelce hazırladım. Şimdi içerisine patatesleri ilave edeceğim. Patateslerinizi şöyle bu incelikte dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Patatesler büyükse ikiye bölerek de küçültebilirsiniz. Bu arada patateslerimizi doğrarken de önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 dereceye fırınımızı da açmayı unutmayalım. Şimdi bu karışıma güzelce patatesleri bulayalım. Her biri bu karışıma değsin. Görmüş olduğunuz borcamı tabanına güzelce yağlıyorum. Şöyle kenarlarına da sürelim. İçerisi pişer mi pişmez mi diye bir endişeniz olmasın. Pişiyor. Şimdi karışımı direkt içerisine alıyorum. Kasemin dibinde kalanları güzelce sıyırdım. Ve harcımızı şöyle yerleşmesi için güzelce sallıyoruz. Patateslerin üstte kalanları da sosun içerisine gömmeye dikkat edelim. Ve şimdi doğruca fırına gidiyoruz. Patates mantımızın üstü ve altı güzelce kızarınca fırından alacağız. Sonucuyla görüşmek üzere. Ve patates mantımı fırından aldım. Bir süre ilk sıcaklığının, o hararetinin çıkmasını bekledim. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi onu istediğim gibi dilimlere ayıracağım. Sıcakken dilimlerseniz biraz dağılma yapacaktır. Şu anda ılık da değil, sıcağa daha yakın. İstediğiniz gibi karelere bölebilirsiniz. Evet, şimdi bir dilim daha alıyorum. Sunum kaseme alıyorum. Diğer bir tarafta da sarımsaklı yoğurt hazırladım. İşte mantıya benzetilmesinin sebebi de buradan geliyor. Bolca döküyorum. Ve üzerine pul biberli yağ yakmıştım. Onu da şöyle bırakıyorum. Tarifimi bitiriyorum. Böylelikle bir tarifin daha sonuna gelmiş olduk. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.